Teknoblog Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Sabri Küsür. 16 Ocak 2012 Pazartesi günü yeni bir Teknoblog Haber Merkezi programıyla daha sizlerle beraberim. Bu programı CES 2012'ye arıyoruz. Biliyorsunuz havalar soğuk ancak teknoloji dünyasının gündemi sıcak. Geçtiğimiz hafta ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2012 fuarında teknoloji dünyasında 2012 yılında piyasaya çıkması beklenen veya piyasaya çıkması planlanan yeni ürünler, prototipler sahne aldı. Biz de CES 2012 fuarını, etkinliğini yakından takip ettik ve gelişmeleri Teknoblog'da size aktardık. Bu programda da CES 2012'de gözümüze çarpan, ilgimizi çeken 10 elektronik cihazı sizlere sıralayacağız. Listemize Parrot'ın yeni ürünüyle başlayalım. Özellikle Geek olarak nitelendireceğimiz, kitlenin ilgisini çeken AirDrone'un yeni versiyonu AirDrone 2 CES 2012'de tanıtıldı. Özel bir hayran kitlesine sahip olan AirDrone'un yeni versiyonu CES'te tanıtıldı. Tasarımı yenilenen ve daha yüksek çıkabilen 4 pervaneli bu yeni cihaz 720p HD video kaydı yapabiliyor. Güncellenmiş uçuş kontrollerinin eklendiği yenilenmiş FreeLight 2.0 uygulamasıyla birlikte gelen bu cihaz Android ve iOS işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarla uzaktan kumanda edilebiliyor. AirDrone 2 ile çekilen fotoğraf ve videolar doğrudan mobil uygulama aracılığıyla mobil cihaza kaydediliyor. YouTube veya bunun gibi video ve fotoğraf paylaşım sitelerinde de yayınlanabiliyor. AirDrone 2, 2012'nin ikinci çeyreğinde piyasada olacak. Tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise $300. CES 2012 televizyon alanında oldukça kıyasıya bir rekabete sahne oldu diyebiliriz. Farklı üreticiler, büyük veya görece küçük üreticiler CES 2012'de yeni ürünlerini, 2012'de piyasaya sürmeye planladıkları yeni ürünlerini tanıttılar. LG'nin 55 inç OLED HD TV'si de onlardan bir tanesiydi. LG Las Vegas'a gelmeden önce 55 inçlik OLED HD TV'sinin duyurusunu yapmıştı. Dünyada türünün ilk örneği olarak kabul edebileceğimiz bu ürün ultra yüksek çözünürlüklü paneliyle dikkat çekiyor. Sadece 5 mm kalınlığı ve 7.5 kilogram ağırlığıyla da ilgi çekeceğini düşündüğümüz LG'nin OLED HD TV'sinin ekranı çevreleyen çerçevede oldukça ince yapılmış. LG bu ürünün ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında veya kaç paraya satılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. CES 2012'de tabletlerde oldukça fazla yer tutan ürün segmenti arasında yer alıyordu. Asus'ta CES 2012'ye yeni ürünler de geldi ancak bu yeni ürünler daha önce tanıtılmış olan ürünlerin güncellenmiş halleriydi. iPad Transformer Prime'ın yeni versiyonu da bunlardan bir tanesiydi. Daha 2 ay önce Transformer tablet türünün ikinci ürününü çıkaran Asus, CES 2012'de bu tabletin farklı bir versiyonunu tanıttı. TF700T model numarasını taşıyan yeni iPad Transformer Prime, 1920x1200 çözünürlüklü ve Gorilla cam kaplı 10.1 inç Super IPS Plus ekranıyla dikkat çekiyor. TF700T'nin arkasında 8 megapiksel, önünde ise 2 megapiksel kamera yer alıyor. Android 4.0 Ice Cream Sandwich yüklü şekilde CES 2012 ziyaretçilerine sunulan bu tabletin 32 GB ve 64 GB kapasiteli modeller için sırasıyla $599 ve $699 yurt dışı satış fiyatları belirlendi. Tabletin 2012'nin ikinci çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. CES 2012'de ultrabooklar da fazlasıyla yer tuttu. Farklı üreticilerin ultrabook modellerini gördük. HP'nin CES 2012'ye gelmeden önce tanıtımını yaptığı NV14 Spectre adlı ultrabook da CES 2012 ziyaretçileriyle buluştu. CES 2012'ye gelmeden önce burada tanıtacağı ilk ultrabook'un işaretlerini veren HP, NV serisine mensup yeni dizüstü bilgisayarı 14 Spectre ile ziyaretçilerin karşısına çıktı. 14 inç 1600x900 çözünürlüklü Radeon ekran, Core i5 2467M işlemci, 4 GB RAM, 9 saate kadar çalışma ömrü sunan batarya, arkadan aydınlatmalı klavye ve NFC yonması gibi teknik özelliklere sahip olan bu cihaz, Intel Wireless Display, HP CoolSense, Beats Audio, HP Wireless Audio gibi teknolojileri de barındırıyor. HP, NV14 Spectre'nin fiyatını henüz açıklamadı. Ancak bu cihazın $1400 üstünde bir yurt dışı satış fiyatına sahip olacağı da belirtildi. Televizyon alanında LG az önce bahsettiğimiz gibi 55 inçlik OLED HD TV'sini tanıttı. LG'nin hemşerisi, vatandaşı Samsung da 55 inçlik bir OLED HD TV ile ziyaretçilerin karşısına çıktı. CES 2012'de LG gibi 55 inçlik OLED HD TV'sini tanıtan Samsung bu TV'ye yeni nesil Smart TV işlevlerini de ekledi. Yeni nesil Samsung akıllı TV'ler sahip oldukları ses, hareket ve yüz algılama teknolojileri sayesinde ses komutları ve hareketlerle kumanda edilebilecek. Samsung'un bu 55 inçlik OLED HD TV'sinde bu ilgi çekici özelliğin yanı sıra etkileyici şekilde canlı ve gerçekçi renkler sunan Super OLED teknolojili bir panel bulunuyor. Çift çekirdekli işlemci ve 3 boyutlu görüntü desteği de Samsung'un 55 inç OLED HD TV'sinin ilgi çeken diğer özellikleri. Samsung'un 55 inçlik OLED HD TV'si bu yılın ikinci yarısında piyasada olacak.
Intel'in Ultrabook segmenti yanı sıra akıllı telefon ve tablet işlemci pazarında da önemli bir duyurusu vardı. Medfield adı verilen ve Intel'in uzun bir süredir üzerinde çalışmış olduğu işlemci platformu, mobil işlemci platformu bu yılın içerisinde piyasaya çıkacak olan çeşitli Android cihazlarında karşımıza çıkacak. Lenovo'nun K8 adını verdiği prototip cihazda Intel Medfield tabanlı bir işlemci barındırmasıyla dikkat çeken cihaz arasında yer aldı. Intel'in mobil cihazlara özel işlemci platformu Medfield bu yıl itibariyle Android tabanlı akıllı telefonlarda karşımızda olacak. Yonga devinin ilk işbirlikleri Lenovo ve Motorola ile olacak. Lenovo, Çin'de piyasaya süreceği Medfield tabanlı Android telefonu K800 CES 2012'de sergiledi. 4.5 inçlik 720p ekrana sahip olan cihazda 1.6 GHz'lik Intel Medfield işlemci, 8 megapiksel kamera, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS desteği yer alıyor. Her ne kadar Çin'de piyasaya sürülecek ürünün prototipi olsa da Lenovo K800, Intel tabanlı akıllı telefonların neye benzeyeceğini görmek açısından CES 2012'nin öne çıkan cihazlar arasında yer aldı. CES 2012'nin ilgi çeken bir başka ürünü de Sony'den geldi. Sony'nin 2012 yılında piyasaya süreceği ilk Xperia cihazı olarak nitelendirebileceğimiz Xperia S tanıtıldı. Sony Ericsson'daki Ericsson payını satın alan Sony, Xperia cihazlarını da artık kendi markasıyla üretmeye başlayacak. Sony Xperia S de Sony markalı ilk Xperia Android cihazı olması açısından önem taşıyor. Sony'nin CES başlamadan bir hafta önce ipuçlarını vermeye başladığı bu cihaz, 4.3 inç, 1280x700 çözünürlükte ekran, 12 megapiksel, 1080p HD kayıt yetenekli artı kamera, 720p video kayıt yetenekli, 1.3 megapiksel ön kamera barındırıyor. 1.5 GHz çift çekirdekli işlemci, 32 GB bellek, Wi-Fi, Bluetooth gibi teknik özelliklere sahip olan Xperia S, NFC yani yakın alan iletişim teknolojisinde barındırıyor. Sony Xperia S ile birlikte SmartTags adı verilen NFC destekli profil yükleme diskleri, MP3 çalar ve FM radyo işlevi gören kablosuz kulaklık seti, Smartwatch adlı telefonu Bluetooth üzerinden kontrol edilme imkanı sunan kol saati gibi aksesuarları da tanıttı. Sony Xperia S Mart ayının sonuna doğru Türkiye'de de piyasada olacak. CES 2012'de ilginç Windows 8 prototiplerinde yer aldı. Farklı tasarımlara sahip Windows 8 prototipleri Windows 8'in çıkışının ardından piyasaya çıkabilir. Bunu zamanla göreceğiz çıkıp çıkmayacaklarını. Lenovo'nun IdeaPad Yoga adı verdiği prototip ürünlerde bunlardan bir tanesiydi. CES 2012 çeşitli üreticilerin Windows 8 cihaz prototiplerine ev sahipliği yaptı. Bunların içinde en ilgi çekici olanı Lenovo standında yer alıyordu. IdeaPad Yoga adı verilen Windows 8 cihazı 13 inçlik 1600x900 çözünürlüklü IPS ekranıyla iyi bir görsel deneyim sunarken Ivy Bridge tabanlı Intel Core işlemciyle de tatmin edici bir performans vaat ediyor. Lenovo IdeaPad Yoga'yı bu teknik özelliklerin dışında ilginç kılan şey ise tasarımı. Cihazın ekranını barındıran üst kapak 360 derece dönebiliyor. Bu sayede bilgisayarın kapağını bir defter kapağı gibi tamamen arkaya katlamak, Lenovo IdeaPad Yoga'yı dokunmatik ekranı sayesinde bir tablet gibi kontrol etmek mümkün. Windows 8'in çıkışının ardından bu piyasaya gelmesi beklenen bu ürünün fiyatının 1000 dolar civarında olması bekleniyor. CES 2012'nin ilgi çeken bir başka ürünü de Polaroid'den geldi. Polaroid, Android işletim sistemini bir dijital fotoğraf makinesine sokarak farklılık yarattı diyebiliriz. Android işletim sistemini akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, taşınabilir medya oynatıcı ve TV'lerde görmeye alışıyoruz. Ancak Google'ın bu mobil işletim sistemini bir dijital fotoğraf makinesine görmüş olmak gerçekten şaşırtıcı. Polaroid, CES'e Android ile yüklü olan bir fotoğraf makinesiyle geldi. SC1630 Smart Kamera olarak adlandırılan bu ürün, 16 megapiksele kadar çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. SC1630'da 3.2 inçlik dokunmatik ekran, 3x optik zoom gibi teknik özellikler yer alıyor. Wi-Fi desteği sayesinde çekilen görüntüleri başkalarıyla anında paylaşım imkanı sunan bu akıllı makine, içinde yer alan fotoğraf düzenleme araçları sayesinde de temel seviye düzenleme işlemlerini yerine getirebiliyor. Android market erişimi sayesinde farklı uygulamaları yüklemek ve cihazı amacının dışındaki alanlarda da kullanmak mümkün. Polaroid SC1630'un fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında ise net bir bilgi henüz yok. CES 2012 teknolojik ürünlere ev sahipliği yaptı. Bunun yanı sıra teknolojik ürünlerin altında yatan çeşitli teknolojileri de, yeniliklere de ev sahipliği yaptı. Corning'in akıllı telefonlarda veya tabletlerde bulunan Gorilla Jam adlı ekran camı biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Bu ekran camının ikinci nesil versiyonu da CES 2012'de ziyaretçilerin karşısına çıktı. iPhone ve Android cihazlarının çoğunda yer alan ve Corning adlı şirketin ürettiği Gorilla adlı ekran camı, bu cihazların ana bileşenleri olan dokunmatik ekranların çizilme veya darbelere karşı sağlam bir şekilde durmasını sağlıyor. Bu sayede biz de cihazlarımızı gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. Corning, CES 2012'ye bu Gorilla camın ikinci nesil versiyonuyla geldi. Gorilla Glass 2 gibi basit bir ada sahip olan bu yeni nesil cam, selefiyle aynı seviyede dayanıklılığa sahip. Buna karşılık ondan %20 kadar daha ince olması üreticiler açısından büyük avantaj sunuyor.
bu daha ince ve hafif akıllı telefon ve tabletlerin yolunu açacaktır. Bu yılın ilerleyen zamanlarında çıkacak yeni akıllı telefon ve tabletlerde Corning Gorilla Glass 2'yi görmeyi bekliyoruz. Teknolog Haber Merkezi'nden bu haftalık bu kadar. CES 2012'de gözümüze çarpan ürünleri bu programda tanıtmış olduk, sizlere anlatmış olduk. CES 2012 ile ilgili daha fazla ayrıntıyı ekran altında görmüş olduğunuz adreste bulabilirsiniz. Gelecek hafta yeni bir Haber Merkezi programında da sizlerle beraber olacağız. O zamana kadar teknolog.com'da teknoloji dünyasındaki en son gelişmeleri ve yeni çıkan teknolojik ürünleri bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra facebook.com/teknolog ve twitter.com/teknolog adresleri de takiplerinizi bekliyor. Ayrıca Google Plus'ta da var olduğumuzu tekrar hatırlatalım. Ben Sabri Küstür. Gelecek hafta yeni bir Haber Merkezi'nde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. İyi haftalar.